Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yine sizlerle beraberiz. Bugün sevgili koçum Şükriye ile beraber sizlere canlı yayın yapmaya niyet ettik. Şimdi onu davet ediyorum. İyi akşamlar herkese. Hoş geldin Kadir. Evet. Babacığım hoş geldin. Kadriyeciğim sen de hoş geldin. Evet. Şükrü'yü davet ettim. Şimdi katılır kendisi. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Şükrü. Evet. Kabul ettim gelen isteği. Şimdi sevgili koç arkadaşım Şükriye yanına davet ediyorum ama giremiyor. Tekrar çağırayım kendisini. İnşallah, inşallah Kadriyeciğim güzel ve faydalı bir yayın olmasını niyet ediyorum. Hepimiz için güzel olsun. Evet, Şükriye de geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin sevgili Şükriye. Hoş buldum. Nasılsın İyiyim. Melce? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Sesim geliyor, değil mi? Evet, güzel geliyor sesin. Benim sesim geliyor mu? Evet, çok net alıyorum ben de. Tamam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Hayallerimin gerçekleştiği için çok mutluyum. Çok mutlu. Biliyorsun, bu yayını çok daha önceden niyet etmiştim. İnşallah sınavımı kazanırsam hemen arkasından bir canlı yayın yapmaya niyet ediyorum demiştim. Ve o gün geldi. Uzak değilmiş. Evet, Çok seninle birlikte oldu. Çok da güzel oldu. Gerçekten harika bir duyguydu. Burada arkadaşlarımız geliyor. İyi akşamlar, iyi akşamlar Filiz'ciğim. Hoş geldin Kadir Hocam. Katılmaya arkadaşlarımız devam ediyor. Bugün arkadaşlar biz Şükriye ile MYK süreci, daha doğrusu benim yaşadığım MYK serüvenimdeki yolculuğumuzdan ve MYK nedir kısaca ondan bahsediyor olacağız. Ve buradaki yolculuğumun en birinci şahidi de sevgili Şükriye koçum. Şükriye hocam, Şükriye arkadaşım, canım, her şeyim yani. Bununla beraber çıktık bu yola. Teşekkür ederim Kadir, çok sağ olasın. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Evet, Gülistan sen de hoş geldin. Bu başarının çoğun büyük bir kısmı zaten sana ait. Çok azimle çalıştın, istikrarla çalıştın, istikrarla çalıştığın için de zaten beklenilen bir başarıydı. Teşekkür ederim canım ya. Hala o sınav anı aklıma gelince hemen fark ediyorsunuzdur yüzüm gülüyor. Hemen o duyguya bürünüyorum zaten. Zor Gerçekten çok güzel bir bir deneydi. süreç. Yani başı başına, kendi başına bir eğitim gibi. O Evet. sınav süreci. Yani kapıları çok fazla. İstersen önce kendimizi bir tanıtalım. Ondan sonra ne yapacağız? Arkadaşlarla birlikte aşağı yukarı bir saatlik bir programımız olur. Çok da sıkmadan böyle tadında bırakarak bir sonrakini görüşelim diyecek yüzümüz de olsun onlarla beraber. Ben hemen Tamam. kendimi tanıtayım. Ben Emel Karaca. Aslında sağlık personeliyim. Uzunca bir yıldır sağlık sektöründeyim. 28 yıl gibi bir zamandır. Bununla birlikte kişisel gelişim benim en büyük ilgi alanlarımdan birisi. 2009'dan beri kişisel gelişimle de uğraşıyorum. Koçluk eğitimlerimi aldım 2009'da. Bununla birlikte mükemmeliyetçi bir parçam da olduğu için hep kendimi de yetersiz gördüğümden ne kadar eğitim alsak da yetersiz düşünceleri vardı. Ve tekrar 2020'de koçluk, NLP eğitimleri aldım Rana Kaplan Akademi'den. Ve şimdi
MYK belgeli bir koçum. Hani bunu söylerken yükseliyor. Bedenim değişiyor. Harika bir duygu. MYK belgeli bir koç oldum. Bununla birlikte 3 çocuk annesiyim. Bir kızım, 2 oğlum var. Onlarla da birlikte öğrencilik hayatım devam ediyor. Neredeyse yaşımın çoğu öğrencilikle geçtim. Aslında bundan da besleniyorum. Beni çok mutlu eden bir şey. Bir şey amacın olması, bir şeyler yapmak için yaşam amacımın bulunması ve de insanlara dokunuyor olmak aslında. Yani onların iyileştiğini görürken onlara şahitlik etmek çok güzel oluyor. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu duygu. Böyle olduğu için kişisel gelişim yolunda da ilerlemeye niyet ediyorum. Ben kendimi böyle tanıtırken hayallerden hedeflere diyerek sana bırakıyorum sevgili Şükrü. Çok teşekkür ederim Emel'cim. Yani seninle tanışmak benim için ayrı hem keyif hem yolculuğumuza birbirimize şahit olduğumuz için, süreçlerine de birbirimize tanık olduğumuz için çok kıymetli gerçekten. Bizler her birimiz farklı farklı şehirlerde, farklı farklı ülkelerde olmamıza rağmen ekran arkasından birbirimize gönül bağı kurduk. Bu çok kıymetli. Bizim yolculuğumuz da böyle başladı aslında Emel'le. Aynı akademiden eğitim aldık ben de. 2020 yılında eğitimlerimi tamamladım. Profesyonel koç olarak başladım bu yola. İlk başladığımızda hepimiz gibi acemiliklerden geçtik biz de. Sonra NLP, öğrenci koçluğu, mindfulness gibi birçok alanda eğitim almaya devam ettik. En son işte bunu taçlandıralım istediğimiz için MYK sürecimiz başladı. Ben de zorlu bir süreçten geçtim. Fakat çok şükür şu an 479. MYK belgeli koçum. Ve bu süreçte bütün arkadaşlarıma destek oluyorum. Emel de bunlardan biri ve ben mutluluğunu canı gönülden paylaşıyorum eminim. Ben de 3 çocuk annesiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Başka bu kadar diyebileceğim. Eğitimi öğrenmek benim için de çok kıymetli. Yani mükemmeliyetçi bir yan hepimizde var galiba. Ki o mükemmeliyetçi yanın artık biz zayıf yandan ziyade güçlü bir yana çevirip bunu kendimize eğitim olarak değer katmaya başlayanlardınız. Bunun çok kazanımını hissettim ben kendi üzerimde. Ben de böyle söyleyebilirim belki. Harikasın sevgili arkadaşım. Gerçekten gönüller bir olunca her yer yakın oluyor. Uzaklar yakın oluyor. Bizler akademide tanıştıktan sonraki arkadaşlığımız ve çalışmalarımız sürekli devam etti. En güzeli de yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Bu aslında pandeminin getirdiği bir güzellikler oldu bize. Pandemi sağlık sektöründe olduğu için pandeminin sıkıntısını en dibine kadar yaşayanların en başındayım aslında. Bütün o süreç planlaması, organizasyonu üstümüzden geçti diyebilirim. Bununla birlikte böyle güzel hediyeleri de oldu. Yani sadece kredi olarak bakmamak gerekiyor. Eğitim alanları açıldı, dostluklar kuruldu. Yani alo dediğimizde Hollanda'dayız. Bir alo dediğimizde İngiltere'deyiz. Alo dediğimizde Almanya'dayız ve İstanbul'dayız, Ankara'dayız. Harika bir duygu. Yani akşam canı sıkıldığında yer mekan fark etmiyor. Aynı dili konuşan, aynı amaç içerisinde giden insanlarla beraber olmak harika bir duygu. Evet, gelelim konumuza. Arkadaşlar, hayallerden hedeflere diye başlıyorum. Çünkü bu başlığı daha önce atmıştım. Instagram hesabımda da paylaştım. Hayallerden hedeflere giden yolculuğumda bir adım daha atıyorum. Bakalım hayırlısı dedim. Haziran ayında. Aslında buna 2 yıl önce niyetlenmiş olmama rağmen olması gereken zaman bu zamanmış diyerek Haziran ayında başladım. Ve Şükrüye koçumla şöyle bir konuşma yaptık. Ben bu yola çıkıyorum, yanımda mısın? Sonuna kadar arkadaşım dedi. Sağ olsun. Şimdiki samimiyetiyle birlikte. Ve ilk eğitimimizi hatırlıyorum da çok değişikti. Bu alana girmeden önce hemen bir MYK'dan bahsedelim mi? Ne dersin? Çok sevinirim. Merak edenler için de en azından şöyle kısa, böyle tanıtım
olasılık olacak şekilde bahsedebiliriz Amel'ciğim. Aslında MYK arkadaşlar, biz koç olarak başvurmakla birlikte birçok alanda sınav açan bir kurum. Mesleki Yeterlilik Merkezi kurumu diye geçiyor. Bu Sosyal Bakanlığa bağlı. Bununla birlikte burada meslekteki yetkinliğini belgelendirmek amacıyla yapılan, Türkiye kapsamında yapılan bir şey. Girmek zorunda değil. Böyle bir belgeyi koç olduğumuz için almak zorunda değiliz. Çünkü biz zaten koçluk belgelerimizi ICF onaylı, yurt dışı onaylı bir kurumdan aldık. Bununla birlikte her çıktığımız yol bize çok artılar katıyor. Uygulamalarımızda, pratiğimizde, gelişmemizde. MYK da bize çok yol kat ettirdi. Çünkü Türkiye'de birden çok koçluk belgesi veren kurum var. MYK diyor ki evet, birden fazla koçluk veren kurum olmasına rağmen benim kurallarım bunlar. Benim istediğim şartlar bunlar. Bu şartları taşıyan kişiler bu belgeyi alabilir. Ve 5 aşamalı bir sınavdan geçiyoruz. Gerçekten iş sağlığı güvenliğinden tutun da koçluk nedir, sözleşme nedir, büro nasıl açılır, işte sigorta nasıl yapılır, mali hakların nelerdir, sosyal hakların nelerdir, uygulamalarda nelere dikkat etmelisin, gizlilik, mahremiyet nedir? O kadar geniş kapsamlı ve insanı geliştirici bir şey ki hiç pişman değilim. İyi ki katıldım. Zorunlu bir belge olmamasına rağmen benim için çok önemliydi. Haziran ayında bu hedefi koyduğumda, Instagram'da paylaştığımda hadi bakalım dedim ya. Aslında önümüzde de yaz sezonu geliyor. Tatile çıkacağız. Bu sene kendime tatil sözü de vermiştim. Dedim tatilde olmama rağmen çalışmaya değer. Biz tatildeyken Şükrü ile bir taraftan da çalışıyorduk arada. Evet. Herkes denize girerken deniz kenarında ders çalışan biri varsa o da bendim. Ama sonunda tatillerde bile aktif bir şekilde zaten çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Aslında bu da gönül bağıyla, istemekle oluyor herhalde. Ve ne gündü Şükrü'ye geçen cuma günü mü belli oldu? Pazartesi dün mü belli oldu sonuçlar? Ne zaman belli oldu? Dün belli oldu. Evet. Biz pratik yapmaya karar verdiğimiz gün belli oldu sonuçlar. Birçok bu sınava giren arkadaşlarımızın, hani performans sınavına giren birçok arkadaşımızın hepsinin sonuçları geldi. Ve çoğu da kazandı diyebiliyorum galiba. Yani mutluluk verici. Çünkü bu sınav zorunlu bir sınav değil. İşin güzel yanı. Mesleğine önem veren, mesleğine değer katmak isteyen ve mesleğini etik kurallara göre yapmak isteyen koçlar gönüllü olmasına rağmen bu sürecin içerisine dahil olur ve bu belgeyle taçlandırmayı tercih ediyor. Biz de çok şükür onlardan biriyiz. ICF, belki eklemem gerekirse şunu söyleyebilirim hemen. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı verilen bir belge ve koç seviye 6 diye geçiyor. Koç seviye 6 sınavına girdiğimizde aslında bu belirtilen koç seviye 6 lisans seviyesinde görünüyor ve bizler hizmet sektöründe görünen kişiler oluyoruz. Yani koçluk bir meslek, Türkiye'de kabul edilen bir meslek ve bunu da devlet onaylı belgelendirmeyle koçlar kendilerini evet ben yetkinim ve ben sorgulanabilirim deyip kendilerinin güvenini gösteriyor aslında bir nevi de. Yani mesleğimiz her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de suistimale açık bir noktaya gelebiliyor. Bizler akreditasyon eğitimi alan koçlarız. Uluslararası akreditasyon eğitimi alan koçlarız. Ve uluslararası akredite eğitimleri aslında uygulamalı eğitimler. Birebir kendi üzerimizde seanslar uygulanıyor. Koç arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte birebir mentorluklar alıyoruz. Uzun soluklu bir süreç aslında koçluk mesleği. Ve bunda E-Devlet'ten de sorgulanabilir olması bizlere artı bir avantaj sağlıyor. Yani etik kurallara biz canı gönülden bağlıyız diyoruz bir nevi. Aslında kısaca özetle. Tam da bunları bahsederken Şükrü'ye
Ben duygularıma geçersem, çünkü alırım programı götürürüm. Sınav hani 5 aşamalı demiştik ya. O 5 aşamalı hakkında da bize birazcık açabilir misin? Şöyle, MYK aslında burada yetkinlik dediğimizde şöyle anlayabiliriz aslında. MYK'da birinci aşamada 35 soruluk bir alan var. T1, A1 diye geçiyor. O 35 soruluk alanda iş güvenliği, Çevre sağlığı. Çevre sağlığı ve koşuk yetkinliklerine dayalı 35 tane soru çıkıyor. Hı hı. Bu 35 soru ile birlikte bir de A2, A1, T1 alanı var. Orada da 25 tane koşuk yetkinliğine, artık sizin bu başlangıçtan sonuna kadar hakim olduğunuz yetkinliklere bakıyor. Bu birinci alanda şöyle bakılabilir aslında biraz. İşin mantığını anlamak önemli. %80'lik bir performans sergilemeniz gerekiyor sınavda. %80'lik sergilediğiniz performansla da ben profesyonel koçum diyebilmek için en azından temel olarak iş güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği çevre koruma ile ilgili temel bir bilginiz olduğunu varsayıyor sınav sistemi. Yönetici koşu, kariyer koşu, öğrenci koşu, bunlar hakkında temel bilgiye sahip olduğunuzu varsayıyor. Profesyonel koçluk direkt sadece koçluk alanında diye baktığımızda evet biraz sarsıcı olabiliyor sınav süreci. Yetkinliklere baktığınızda da o sürecin içerisinde gizlilikten, bizim etik kuralların içerisinde en önemli kurallarımızdan biri gizlilik olduğu için gizlilikten tutun, müşteriyle nasıl görüşeceği, onun güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve ortamlarının nasıl hazırlanacağı, kendi tanıtım stratejimizin nasıl olması gerektiğine dair detaylı revizyonlarda zaten bunlar anlatılıyor. Bizler bunu sadece işte pratik ve biraz daha mantık çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor ve yetkinliğimizle içselleştirerek çalışmamız gereken bir süreç. A1 kısmı, A2, T2 kısmı var. Üçüncü aşamalı bir sınav. Bu sınavda da şöyle gelebiliyor. Müşterinin profil ögelerini çıkarmamız isteniyor. Bazı vaka örnekleri veriliyor. Müşterinin profil ögeleri çıkabiliyor. Güçlü soru kalıpları çıkabiliyor. Hangi güçlü sorular sorulabilir vakayla ilişkili gibi. Ya da teknikler sorulabiliyor. Yani temel koşuk tekniklerinden bu vakayla ilişkili neler yapılabilir diye soruluyor. Sonrasında online olarak bu bahsettiğim 3 sınav yüz yüze ve sınav ortamında gerçekleştiriyor. Yani kamera karşısında saatlerin olduğu, tek tek isimlerimizin söylendiği ve kayıt altına alınan tamamen güvenli ve bizleri, yani ben kendi açıma şunu söyleyebilirim. Denetimin en yüksek düzeyde oldu. Denetmenlerimizin de bir o kadar işini severek yaptıkları ve bizleri de hassasiyetle gözlemlediklerini, kendi adıma benim için güvenilir bir sınav oldu. Hani MYK'yı canı gönülden bütün koç arkadaşlara tavsiye ederim bu konuda. Gönül rahatlığıyla girebilirler. Ve Anka Koçluk zaten bu işte bir numara. Yani bütün süreç boyunca bizlere destek oldu. Gökçe Hoca, Erhan Hoca, özellikle Filiz Hoca. Hepimizin kahrını çekmiştir bütün MYK sürecinde. Evet. Yani bütün sorularımıza açık ve net bir şekilde cevap verdiler. Ve sınav sürecinde de desteklerini eksik etmediler. Şükriye, hemen buradayken araya girmek istiyorum. Tabii ki. Şükriye'nin buraya kadar anlattığı arkadaşlar bildiğin üniversite sınavına girer gibi. Evet. Sınava giriyorsun, yazılı sınavı, çoktan seçmeli. Hani bir tanesi de açık uçlu soru. Benim için gözümü korkutan en büyük şeylerden birisi buydu. Çünkü İstanbul, Ankara ve İzmir'de zaten. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılıyor. Ben Kütahya'da yaşıyorum. Ve oraya gitmem gerekiyor. Kazanamazsam korkusu var. Endişesi var. Ama bununla birlikte de içim çok rahat. Diyorum ki Şükrü'ye, ya ben kazanacağım zaten. İçim çok rahat. Yani bunun sonucunun açıklanması tam 10 günde açıklanacak arkadaşlar. 10. gün açıklandı tam son gün. Allah'ım, telefonu açtım ben, nasıl çıldırıyorum. Geçmişim. Arkadaşım aradı. Sonucum böyle oldu diye. Odadaki, iş yerindeki arkadaşlarıma sarılıyorum. Hepsi bir şaşkın. Ne oldu? Neden geçtin diyorlar ama diyorum ki bu mutluluk anını kaçırmamalıyım. Çapa yapmam lazım. İhtiyaç olduğunda kullanmam lazım. Tabii ki bu birinci aşamada. 3 sınav bitmiş oluyor. Ve dediğim gibi çok yüksek puanlarla da geçince daha da bir motive olmuş oldum.
Şimdi tamam, birinciyi hallettik. Mutluluk güzel bir şey. Hemen akabinde ikinci bir süreç daha var, uygulama süreci. Evet, tekrar burada sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Uygulama süreci biraz göz korkutuyor gibi gelebilir. Çünkü biz uluslararası standartlara ve Türkiye genelinde bir standartlara, yani bir mesleğin etiği ve standartlarına göre bir sınava girdiğimiz için maksimum düzeyde standartlar uygulanıyor. Hani performans sınavı içerisinde aynamız olması gerekiyor, denetlemeler kısmı falan var. Buralar bizi biraz korkuttu, beni de seni de ilk zamanda. Fakat girip bittikten sonra yani çok yardımcı oldular süreç içerisinde. 40 dakikalık bir performans sergilemenizi bekleniyor. Yani normal seans akışınız, ama seans akışından ziyade bütün yetkin koçlar, yani akredite koçların hepsi bütünsel seansı zaten hakimler. Bütünsel seans performansı sergilemeniz gerekiyor. Burada da rol yapan bir görevli oluyor ve zaten süreç içerisinde bizi oldukça rahatlatıyorlar. Yani endişeniz olmasın sınava girecek bütün arkadaşlar için. Sonrasında da 15-20 dakikalık bir mülakat süreci var. O mülakatta da koçluğun başlangıcından sonuna kadar aile çantanızda neler var diye sorgulanıyor. Yani bunlara hakim misiniz diye sorgulanıyor. Yani örnek olarak verirsek işte bir kimya görüşmesi, başlangıç görüşmesi müşterimizle hakim misiniz? Ara değerlendirmeler nasıl yapılıyor? Koçluğun süreç bitimi nasıl oluyor? Yani nasıl sonlandırıyorsunuz? Tamlamasını nasıl yapıyorsunuz? Hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Gibi sorular geliyor ve elinizdeki revizyonda zaten bunlar detaylı detaylı açıklanıyor. Hani gelecek bütün arkadaşları gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Evet, bizler de baştan çok acaba yapabilir miyiz? Nasıl yapacağız derken şimdi çok şükür belgeli koçlardınız. Güven de sağlıyor bu böylelikle. Kendimize olan güveni de artırıyor. Hem bize gelen müşterilerimiz için de bir güven sağlıyor aslında. Teşekkür ederim Şükrü. Bizi bu konuda aydınlattın. Hemen burada ben tekrar ikinci kısma geçmek istiyorum. Gerçekten hazırlık, uzaktan yapılan bir sınav olmasına rağmen hazırlık endişe verici oluyor insanda. İşte o aynayı bulma bile telaşına giriyorsun. Buralar geçti diyelim, bir şekilde geçirdik. Arkasından yine sonuç bekleme zamanı geldi. Acaba ne olacak, ne olacak? Ve hemen şunu anlaşmıştık Şükrü ile. Biz ne öğrendiysek bilgimizi paylaşalım. Yani bizim bildiğimiz başka arkadaşlarımıza da geçsin. Daha sonuç açıklanmadan önce dedik ki biz canlı seanslar yapmaya başladık ama örnek seanslar. Buna diğer koç arkadaşlarımız da ücretsiz katılabiliyor. Ve aslında hemen bir grup oluşturuyoruz Zoom'da. Ve oradan bir kişi koçu oluyor. Bir kişi danışan oluyor, koç oluyor. Hemen karşılıklı bir bütünsel seans örneği yaparak sevgili Şükrü koçumun da geri bildirimleri çok güzel ve çok faydalıdır, harikadır gerçekten. Hiç öyle arkadaş falan dinlemez. Ne gördüyse hemen söyler pat pat pat. Ama gelişmek açısından da çok güzeldir. Bunları arkadaşların gözünün önünde yapalım dedik. Neredeyse 4-5 defa gerçekleştirdik sanırım Şükrü'ye. Aynen. Güzel de verim aldık. Aslında bizim için de spontan gelişen bir şey. Hani normal bir ses kaydının üzerinden değerlendirme yap yerine anlık kim geliyorsa, kimin geleceğini de bilmiyoruz. Nasıl bir seansla karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Aslında bizim için de tekrar tekrar yeniden deneyim olmuş oluyor. Yeni şeyler öğrenme alanı açılmış oluyor. Bizler aslında bu süreçte hem bir şeyleri, bilgimizi paylaşıp, birbirimize bilgi aktarıp öğretirken aynı zamanda öğrenme alanımız da çok kuvvetli. Ve koçlarda bu yön çok gelişmiş durumda. Yani çok kıymetli hocalarımız var. Yani sen de aynı süreçlerden geçtin, ben de. Çok değerli hocalarımız var. İsimlerini tek tek sayamayabiliriz. Fakat şu var, biz hocalarımızdan çok büyük kıymet aldık. Evet. Faydayı paylaşma, bilgiyi paylaşma. Hepsi birbirinden canı gönülden ve özverili bir şekilde bunu cömertçe paylaştılar. Bizler de aynı şekilde bizden sonraki gelen koçlara, koç arkadaşlarımıza aynı bayrağı alarak bizler de dağıtmaya niyet ettik. Bu süreçte destekli
isteyen bütün arkadaşlar canlı bölümden bilgilerimizi paylaşmaya hazırız aslında. Şimdi arkadaşlar, dün yine böyle bir program düzenledik aslında. Canlı performans, bütünsel seans yapacağız. Ve orada bütün koç arkadaşlar izleyici olarak katılabilecek ve geri bildirim verebilecek diye. Tam seansın başlamasına 10 dakika bile yok belki. Mesaj geldi. İşte sınav sonuç belgeniz yayınlandı, eklidir. Ya diyorum ki, o sırada sevgili Kadir Hocam da burada. Bizim aynı zamanda Farkındalıklı Koçlar diye de bir çok güzel sevgi dolu ekibimiz var. Ve burada sevgili koçlarımız da var. Hepsi buradalar. Çok teşekkür ederiz. Ve onunla beraber, Şükrü Koç'umla beraber ortak bir görüşme sırasında dedim ki, arkadaşlar sonuç geldi. Çok heyecanlıyım ama nasıl açacağım? Telefon açmıyor bir türlü. Hemen bilgisayarın başına geçtim. Ben telefonda, onlar telefonun diğer ucunda bas bas bağırıyorum. Geçtim. Hem de çok yüksek puanlarla geçtim diyorum ki. Ama 100 olmalıydı arkasından. Gerçekten canlı canlı o anı yaşadık. Hemen arkasından da programa gireceğiz. Ve ben orada koç olacağım. İnanın hem çok mutluyum hem çok heyecanlıyım. Hem orada koçluk yapacağım. Ama o duyguyu, o canlı duyguyu o anda arkadaşlarla paylaşmak da çok değerliydi. Yani mutluluk da acı da paylaşılınca güzel oluyor. Yani tek başımıza gizlemek değil. Harika bir şeydi. Ve isterim ki bütün arkadaşlarım bu duyguyu yaşasın. Gerçekten hayal kurmadan, Rabbim hayal kurdurmadan olmuyor herhalde. Çünkü önce bir içine doğuyor bir şeyler. Bunun hayalini daha önceden kurmuştum. Yani çünkü olduğumuz yerde kalırsak gelişemiyoruz. Evet. Hiçbir şey de yoksa küçük küçük hayaller kurup, küçük küçük adımlar atıp yaşam kalitemizi arttırmak güzel bir şey. Yeni bilgiler katmak ya da bildiğin bilgiyi paylaşmak. Aslında şu anki yaptığımız şey de benim bir hayalimdi. Hayalimi evet. Gerçekleştirmede yine arkadaşım Şükrü'ye var karşımda. Dedim ki arkadaşım, yanımızda diğer arkadaşlarımız da var. Eğer belgeyi alırsam ilk işim hemen canlı yayın yapıp bunu paylaşmak ve diğer arkadaşlarımızın da bu anı yaşaması için onları desteklemek olsun dedim. Güzel bir motivasyon kaynağı. Çünkü o sürecine şahit olduğum için biliyorum, haklı bir sevinç, haklı bir gurur. Yani başarmış olmanın verdiği rahatlık da var aynı zamanda. Bu benim ilk deneyimim zaten canlıya. Aslında biraz ürkerek girmiştim ben de. Ama benim için de güzel bir, keyifli sohbet oldu Emel'cim. Şöyle, senin en güzel tarafın gerçekten çok azimlisin. Ve çok o şapka değişimini çok iyi halledebiliyorsun. Yani bir an önce, 5 dakika öncesinde çok heyecanlıyken o seans esnasında o profesyonel koç kimliğine geçebiliyor olmak gerçekten maharet ister. Ve sen o kimlik değişimini çok güzel ayarlayabiliyorsun. Ben sende en güçlü yanlar bunlar olarak görüyorum. Ve sana da çok şey kattığına inanıyorum. Canlı yayındaki halin, tavrın da öyle. Teşekkür ederim. Güzel bir seçtiğini deneyimledik. Ben teşekkür ederim. Bana yoluma katkı sağladığın için, eşlik ettiğin için, sana eşlik etmeme izin verdiğin için. Birlikten kuvvet doğar dedik. Akşam yine biz farkındalıkla, koçlarla konuşurken dedim ki, arkadaşlar canlı yayındayken hazır olun. Hemen biriniz dahil olabilir yayına diye. Aslında tam da buradayken, bu andayken duygularını paylaşmak isteyen ya da buraya dahil olmak isteyen arkadaşımız varsa hemen gelebilirler. Bir istek gönderin, hemen sizi alalım arkadaşlar. Çünkü ekip işine çok inanıyorum ben. Yani ekip işi çok güzel bir şey gerçekten. Ve buradaki arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Her ne olursa olsun hedef koyun kendinize. Hedeflerin olması, yaşam amacının olması çok güzel bir şey. Ve biliyorsun ki biz bunu yaparken, beni hazırlarken aslında Şükrü benimle birlikte birkaç tane daha arkadaşı da hazırladı. Ve çok güzel bir süreç geçirdik. Ve 10 günlük bir ders yaptık arkadaşlar. 10 günlük, neredeyse ikişer saatten 20 ders. Ve bunu da daha sonrasında 10 günü de açtık çalışırken. Ve dedik ki, ya biz bu işte başardık, mutlu olduk. Niye tekrarı yapılmasın?
Ve zaten grup oluştururken şöyle yazmıştım ben. Koçluk ve MYK süreciyle ilgili Evet. birinci grup. Arkası gelsin ikinci, üçüncü diye. Ve ikinci grupta açıldı. Şükriye'nin, Kadir Hocam'ın, farkındalıklı koçlarım ve benim Instagram hesaplarım da var. Telefon numaralarımız da var. Hatta burada Kadir Hocam vardır tahmin ediyorum. Mesajlardan yazılabilir. Bizim Perşembe günü MYK hazırlığı ile ilgili yeni bir grubumuz başlıyor. Dahil olmak isteyen arkadaşlar direkt bize ulaşarak dahil olabilir. Aynı zamanda da mesajlara da bakıyorum bir taraftan. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz gerçekten. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyiz. Böyle güzel arkadaşlarımın olması çok güzel. Evet, Azime istiyorum ben de dedi. Harikasın Azime. Hemen yeni bir gruba seni de dahil ediyoruz. Perşembe günkü açacak olduğumuz grubu buradan da duyurmuş olalım. Şöyle bir şey arkadaşlar, 10 günlük bir ders çok az bir ders değil, çok uzun bir süre bir ders. Aynı zamanda teorik bilgiler ve uygulamalar olacak. Ve bunun içerisinde canlı seanslar olacak. Güçlü geri bildirimler olacak. MYK'ya hazırlanıp hazırlanmamak hiç de önemli değil. Koçluğu geliştirmek isteyen, bu yolculukta ilerlemek istiyorum diyen kişiler de gelebilir. Tabii ki bizim ama ilerleme yöntemimiz MYK tabanlı olacak. Bir sürü koçluk tekniği var ama biz MYK üzerinden ilerliyor olacağız. MYK mantığıyla gideceğiz ama bir koç kendimi geliştirmek istiyorum diyorsa buraya gelebilir. Evet, Rukiye harikasın. Telefon numaralarımız zaten var. WhatsApp'tan bizlere mesaj atın. Hemen yeni grupla böyle duygu içindeyken yapmak çok daha güzel. Teşekkür ederim sevgili Yasemin Hocam. Ve burada az önce Şükrin dediği gibi bizim hocalarımız da var yayında. Hani onların da burada oluyor olması, bizimle birlikte olması ayrı bir duygu. Gruba eğitime katılmak, yani canlı yayına katılmak isteyen yoktu. Bakalım kimler var, şöyle ben dahil edeyim kendilerine katılmak isteyen varsa. Kadir Hocam yok mu acaba? Esra Hocam davet edeyim mi, uygun musun? Sıdıkı Hocam. Kadir Hocam gözükmüyor. Bakalım gelmek isteyenler gelebilir, duygularını paylaşmak isteyenler paylaşabilir. Evet Şükriye, sen neler katmak istersin? Şimdi biri bu Şükrü, görüntüyü kapatsın. Lütfi Hocam. Teşekkür ederim. Lütfi Hocam da burada. Kendisi çok değerli bir hocadır gerçekten. Teşekkür ederim Harikadır gerçekten. Kadir Hocam burada olduğunuzu gördüm. Yayına katılmak hocam. ister Hocam sesim geliyor misiniz? mu? Evet, telefon numaralarını yazıyor. Arkadaşlar, farkındalıklı koçlar online diye web Sesimi sitesi duyan var var. mı? Orada çok güzel yazılar, canlı yayınlar, videolar var. Takip etmenizi öneririm. Ve İyi buradaki akşamlar önceliği arkadaşlar. de İyi akşamlar. Kadir Hocam yapıyor. Bizlere gerçekten güzel destek sağlıyorlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Emel Hocam, Şükrü Şimdi Hocam ve diğer katılan bütün arkadaşlar. çok sağ olun. Evet, Sesim geliyor Emel mu Hocam'ı diyor tebrik ediyoruz. Esra. Şükrü Hocam, Sesim sizi de gelmiyor. Bence tebrik geliyor. ediyorum. Evet. Esra'nın Bu sesi geliyor süreçte mu? Emel Hocam'la Şükrü Hocam'ın gayretlere biz de şahit Şükrü olduk. geliyor mu? Ben duyamadım. Esra sesim geliyor mu diyor. Yapılan Esra birçok Koçoğlu. Biraz önce duydum ama şu an gelmiyor sesler. Kadir Hocam. kesildi mi sesim hocam? Tekrar ederseniz o ara kaçırdık. Ben Emel Hocam'ı göremiyorum şu an. Sevgili Azime demiş ki, Emel senin sevincin ve keyfin bana da geçti. Harikasın Azime. İnşallah hepimize geçsin. Hepimize gelsin bu sevinç. Ben isterim. Hepimiz mutlu olalım. Gerçekten sizlere bu enerjiyi verebiliyorsam benim için büyük bir keyif. Büyük bir mutluluk. Şöyle bir şey var zaten Emel'cim. Yani
İnsan hangi ortamdaysa o çoğalır. Hani eğer başarı odaklı insanlarla bir aradaysanız bu sefer kaçınılmaz son. Siz de başarı odaklı isterseniz o yönde hareket edeceksiniz. Mutlu insanlarla beraberseniz mutlu olacaksınız. Karamsar insanlarla beraberseniz zihin hemen alışıyor ve karamsar bakmaya başlayacaksınız. Aslında biraz çevrede buna çok etkiliyor. Yani ben bu yönden koçluğun birbirini destekleyen, motive eden ve güçlü yanlarını besleyen bir noktada olduğu için çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımızda da aynı değerler zaten var. Bu yüzden çok kıymetli. Azime, seni de aramızda görmek bizi çok mutlu eder zaten. Evet, sevgili Rukiye, sevgili Azime de istekli. Hatta Azime'nin şöyle bir serzenişi vardı. Ben de dedi, niye bana haber vermedin hazırlanırken dedi. Burada Azime'ye bir şey borcum var. Bu grupta İnşallah Azime'de yer alacak. Esra Koç'um katılmak için istek gönderdi. Görüntülü diyorum ama neden dahil etmiyor anlayamadım. Sevgili Esra. Esra yayında bizimle beraber olmak istiyor. Biz de ona istek gönderdik. O da katılma isteği gönderiyor ama yayına alamıyorum kendisine. Esra da bizim koçlardan birisi arkadaşlar. Çok dobra dobradır. Ben bir anımızı anlatmak istiyorum onunla lütfen. Şükriye şahit. Biz MYK dersine başladık arkadaşlar. Bu arada başladığımda benim hiçbir bilgim yok. Tamam mı? Yani Şükriye bize açtı, konuları okuyor. Dedim ki ben hiçbir şey anlamadım. Esra da bizim ekipte. Ama dedim ki benim hedefim %95. Ben dedim %95 alacağım. 100 üzerinden 95 ile mezun olacağım dedim. Ve orada bir herkes şaşırdı, şok oldu. Çünkü hiçbir şey anlamadığım bir şeyde hedefim %95 olsun dedim. Ya niye az koyacağım ki hedefimi dedim. %95 hedefi koydum ben orada. Neyse ders bitti çıktı bir arkadaşlar. Hemen dersin akabinde de bizim tekrar bir koçluk toplantımız var. Oraya girdim. Esra hocam dedi ki, Emel hocam ne yaptın sen dedi. Ne yapmışım dedim. Ya dedi ben çatladım dedi. Yani senin 95 demenden ben strese girdim dedi. Bu arada geçme notu da 80. Nasıl hedef koyarsın %95? Ya niye olmaz Nesra hocam dedim ya. Anlamamış olabilirim, hiç bilmiyor olabilirim. Ama niye 95 koymayayım ki diyoruz ama biz arkadaşlar kahkaha atıyoruz. Kahkahamızın sebebi de bilmediğimiz bir şeye bu kadar yüksek bir rakam veriyor olmak aslında. Hadi bakalım dedik ya. Bu süreç bitince görüşelim ne olacak? Tabii böyle dedik de benim içimde bir taraftan sızı da var. İnşallah geçebilirim derdini yaşıyorum daha. Çünkü geçmek bile çok zorken ben hedef koymuşum kendime %95. Neyse sonuçlar bir açıklandı. Ben sevinçten çıldırıyorum. Ama bu arada da Esra koçuma da bilgi vermeyi unutmuşum. Antiparantez bana ceza kesti bu arada. Emel hocam bana haber verecektin dedi. Ben sonuçları bir gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Hani hala konuşurken o mutluluk belki de hissediliyordur. Sesimden de belli zaten. Bu hafta 2 haftadır çok mutluyum. Hatta şöyle dedim ben Eylül ayında doğdum. 12 Eylül yaklaşıyor doğum günüm. Dedim ki bu Eylül ayı bana hangi sürprizlerle gelecek acaba? Neler getirecek? Allah'ıma şükürler olsun. Eylül'ün başından beri çok güzel şeyler karşıma çıkıyor. Çok güzel hedeflerim gerçekleşiyor. Çok güzel bir hediye olmuş oldum. Evet. Kendine vermiş oldum. Çok güzel bir hediye olmuş oldum. Ve Esra ile böyle bir anımız oldu. Esra da dedi ki tebrik ederim ya koçum. Gerçekten beklemiyordum ama dedi. Yani beklemiyordum dediği şöyle. İlk başta korktuk. Yani böyle bir şeyde. Evet. Ama başardık. Başka neler mümkün? Azime canlı yayına istek gönderdi. Bakalım bir de Azime'yi deneyeceğim. İnşallah katılır. Ama neden alamıyorum anlayamıyorum ya. Yani arkadaşlar girmek istiyorlar ama kabul et dememe rağmen
Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yayını alamıyoruz. Emel nereye gitti? Kabul et diyorum. Kabul et. Ben burada. Emel'i göremiyorum. Efendim? Emel Özmen'in sesini duyabiliyor musun? Görüntüsünü görebiliyor musun? Hayır, sen görüyor musun canım? Evet. Ben ikinizi de görüyorum. Siz birbirinizi görmüyorsunuz sanırım. Öyle değil mi? Şu anda Azime gözüküyor mu? Evet, Azime gözüküyor. Olmadı, ben ikinizin arasında getir götür yapabilirim. Tamam. Demin Kadir Hoca'nın katıldığında da öyle oldu herhalde. Üçüncü bir kişinin katılması mı? Belki de. Belki de üçüncü bir kişi katılınca ilk kişiye şey yapıyor olabilir. Neyse, ben sizi hemen kısaca konuşup tekrar size bırakayım. Azime'nin sesini duyuyor musun? Ben duymuyorum. Azime şimdi kısaca bir şey anlatacak. Ondan sonra sana aktarıyorum bunu. Evet. İki tane sıcakkanlı arkadaşımı görünce katılmak istedim. Belki ilk deneyimim diyebilirim. Canlı yayına katılmak. Bunda da herhalde Emel'in o demin de yazdım sıcak enerjisi, böyle rahatlığı, bir şey başarmanın, koyduğu hedefe ulaşmasının o sevinci, huzuru, yani hedef koymak önemli sanki. Arada, onu daha iyi anladım, bir kez daha anladım diyeyim. Bir şeyler evet, hedef anlatıyor. Koyduğunda ulaşıldığını ben gördüm. Ama hatta siz Emel'le beraber karar vermiştik, konuştuk öyle. Azime'yi görüyor musunuz ekranda? Denk gelmedi. Emel'in o enerjisi gerçekten geçti ve inşallah görüp görmediğinizi anlayacağım. Melek'e ben de almaya niyet ediyorum, hedefimi koyuyorum diyorum. Teşekkür ederim. Size bırakayım sözü. Ben ilk deneyim olduğu için kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve keyifli bir yayın oldu. Basmadan, gerilmeden, tamamen rahat. Taze yayınları seviyorum. İyi akşamlar diliyorum ikinize de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Azime kendine hedef koyacağından bahsetti. Sen tabii duyamadın hiçbirini. Senin enerjin çok güzel geçmiş, kendine rahat olması ve kendisinin ilk deneyimi olduğundan bahsetti. Ara ara böyle sesiniz üst üste geldiği için ben de çoğunu kaçırdım. Ama sonra zaten konuşuruz zaten. Peki, herkes görüyormuş aslında. Ben Esra'yı da kabul edeyim. Sen Esra'yı da görürsen onunla da konuş. Tamam. Üçünüzün sesi de geliyor dedi Kadri. Evet. Şimdi Esra'yı görüyor musun? Hayır, Esra henüz bağlanmadı. Evet, Betül Hocam da demiş biz hepinizi görüyoruz diye. Evet. Esra Hocam, kabul et lütfen. Davet yok diyor. Davet, bir dakika, tekrar gönderiyorum Esra. Aslında davet var ama tekrar göndereceğim. Davet ettim. Orada soru sormak isteyenler yazarlarsa en azından merak ettikleri bir şey cevaplama şansımız olur bizim de. Evet. Esra'ya davet gelmedi dedi. Esra, istersen sen davet gönder. Ben sana gönderdim ama sen görmüyorsun sanırım. Sen bana davet gönderebilirsin. Evet, bu arada arkadaşlar sorusu olan soru sorabilir. Şöyle söyleyeyim. Şükrü Hocam hakkında da ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Bilgisini cömertçe paylaşıyor. Saate bakmıyor. Süreye bakmıyor. Ne biliyorsa hepsini karşı tarafa geçirmeye çalışıyor. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Gece gündüz biz çalıştık yani. Bu yeni ekipte de yine böyle bir şey amaç edindik. Yani buraya, çünkü süreç zor bir süreç. Zor bir süreç dediğim şöyle. Değişik bir süreç. Yani hani yeni nesil sorular diyorlar ya, anladığını ifade edebilmek, ne yazıyorsa onu anlayabilmek, öyle bir süreç. Mantığını çözmek gerekiyor daha doğrusu. Evet. Ve bu mantığını çözme de bir günde olmuyor. Hemen bana istek gönderdi. Sen görürsen bana haber ver. Esra'yı görürsen. Çünkü ben hiç görmüyorum. Tamam.
Ve böyle olunca aslında Emel'cim. Ya orada teşekkür ederim bütün söylediklerin için. Gerçekten çok kıymetli benim için. Saat zaman kavramı şöyle yok. Orada fayda almak için geliyoruz bir araya. Yani burada kolay emeklerle gelinen bir süreç değil. Hani hepimiz bu süreçlerden geçtik. Eğitimlerimiz hiç kolay olmadı. Çabalarımız hiç kolay olmadı. Bu bambaşka bir süreç aslında. Hani yeni baştan koçluğun bambaşka bir sürecini öğrendiğimiz bir okul aşaması gibi. Ve ben orada hani bu kadar aldınız ve bu kadar süre deyip bırakmak çok açıkçası içime sinmiyor. Hani senin o mutluluğunu paylaşıyor olmak, o süreçte sana eşlik ediyor olmak benim için daha büyük mutluluk kaynağı oldu. O yüzden mesele şu, aslında hedefine giden yolda ne kadar birlikteysek o kadar kıymetli. Evet, harikasın canım. Görebiliyor musun Esra'yı? Hayır. Göremiyoruz. Arkadaşlar Instagram'dan kaynaklı sanırım. Aslında istek gönderiliyor, yayına davet ediliyor ama bir türlü yayını alamıyoruz. Aldığında da ben göremedim ama sizler gördünüz. Sizlerin görüyor olması zaten kıymetli. Bu arada dediği gibi Şükrü'nün soru sormak isteyen varsa sorabilir. Teşekkür ederiz sevgili Hanife. Gerçekten buradaki arkadaşların olması harika bir duygu. Ben daha önce birkaç tane canlı yayın yaptım. Hatta bu sınav sürecine girdikten sonra daha önce de Kadir Hocam'la da canlı yayın sözümüz vardı ama dedik ki ne olur Kadir Hocam bu sınav süreci geçsin. Biraz yapacağımız eylem adımlarını erteleyelim. Önceliğimiz bu. Ve şimdiden sonra yeni heyecan ve hedefleri diyorum. Çünkü yeni hedef belirlemeden bir şey olmuyor. Şu andaki yeni hedefimiz biz aldıysak başkalarının alması da destek olalım diyerek ikinci koçluğumu geliştiriyorum ve MYK'ya hazırlanıyorum sınıfının ikincisini açtık. Bunun yanında da ara ara ücretsiz pratikler yapacağız. Praktikum adı altında. Bunu yaptığımızdaki kazanan arkadaşlar ve bizler için çok kıymetliydi. Çok geri kazanımlıydı. Bunları en fazla 15 günde yaparız diye düşünüyorum. Çünkü şu anda sık yaptık sınav süreci diye. Ama bundan sonra 15 günde en geç yapmayı planlıyoruz. Bu şekildeki canlı yayınlarımız da artarak devam edecek. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Çünkü ben inanın şunu söyleyeyim. Duygularımı paylaşmak diye başladım mı bitmeyecek. Hedeflerim dersem bitmeyecek. Ama herkesin zamanı çok kıymetli tadında bırakmak lazım. Hemen sözü sana bırakıyorum. Sen neler söylemek istersin? Bütün destek olan, şu an bizimle birlikte yayını takip eden bütün herkese teşekkür ederiz. Burada çok kıymetli hocalarımız da vardı. Ben ara ara gördüm. Hepsine ayrı ayrı bizlerin üzerindeki emekleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu MYK sürecinde tekrar dile getirmek isterim ki Filiz hocanın çok büyük katkısı vardı. Gökçe hocamızın, Erhan hocamızın. Ayrıyeten ben hani onlara da teşekkür etmeden kapatmak istemem. Emel'cim başarını canı gönülden kutluyorum. Yolun açık olsun ve ben hedef koyup gerçekleştireceğini gerçekten inanıyorum. Çünkü sürekli yeni hedefler koyduğunda aslında insanı dinamikte tutan ve başarmanın lezzetini hissettikçe insanın yapamayacağı hiçbir şey yok zaten. Bunu birçoğumuz da deneyimlemişizdir burada bu mesleğin içerisinde olan herkes. Bu süreçlerde destek istedikleri takdirde yani bireysel olarak da görüşmeler yapıyoruz sen de ben de. Aynı şekilde birbirimizi geliştireceğimiz seans akışlarımıza da devam ediyoruz. Pratiklerde yapıyoruz. Eğitimlerle de destek oluyoruz. İhtiyaç duyan, katılmak isteyen bütün arkadaşlar iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirler. Hani kendi adıma bunu söyleyebilirim. Beni de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Sürecinde sevincini paylaşmamda eşlik etmemi istediğin için canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok sağ olun. Teşekkürler sevgili Şükrü'ye canım. Arkadaşlar yayınımızı burada bitirmek istiyorum. Bununla birlikte bitirirken bugün herkes yatmadan önce kendisiyle ilgili yeni bir hedef koysun. Bu da bugünün bize kazandırdığı bir şey olsun. Benim mottom hayallerden hedeflere ve her şey bir adımla başlar. Küçük görmeyelim lütfen. Az demeyelim.
damlaya damlaya göl oluyor. O yüzden herkes kendiyle ilgili. Ama lütfen kendiyle ilgili. Başkalarıyla değil. Kendinize bakarak, kendinizin mutlu olacağı ve bizi mutlu eden şeylerle ilgili bir hedef koyalım. Mesela örnek verecek olursam, bazı arkadaşlar dostlarla sohbet etmekten hoşlanıyor. Bazısı kitap okumaktan hoşlanıyor. Bazısı el işlerinden hoşlanıyor. Ama bir şeylerden hoşlanıyoruz. Benim için eğitim çok kıymetli. Hatta şöyle demek istiyorum. Birçok üniversite bitirdim, 4-5 tane. Hepsini bakarsam bu kadar haz almadım. Bu bana daha çok haz verdi. Bu bana daha çok mutluluk getirdi. Birilerine dokunmak, paylaşmak, o duyguları yaşamak. Dedim ki benim yolum burası olmalı. Artık üniversite bir okudum, iki okudum, üç okudum. Yeter ama burada. Koçluk yolunda ilerlemeli, canlılara dokunmalı, canlarla birlikte olmalı. Evet Kadriyeciğim, Perşembe günü eğitimimizde buluşmayı temenni ediyoruz. Burada olmanız çok kıymetliydi. Bizimle birlikte olmanız. Biz de sizle olmaktan çok mutlu olduk. Aynı zamanda benim sevincimi de paylaşıyor olmanız benim için çok kıymetliydi. Ben çok mutluyum. İnşallah sizler de çok mutlu olursunuz. Tekrar canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hayallerinizden hedeflerinize ulaşacağınız günleriniz, anlarınız, zamanlarınız olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de kendi adıma. Ömer'cim, katkın için çok teşekkürler. Güzel içten paylaştığın için teşekkürler. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ederiz.